İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 12 Aralık günlerden pazartesi. Ben Erol Küçükoğlu. 2016 yılını geride bırakmak için artık son 19 gün kaldı. Geçsin bir an önce, geride kalsın bu yıl diyoruz. Gerçekten kara yıl oldu çünkü. Neden böyle dediğimi herkes iyi biliyor. Bizler Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizler Türk milletinin birliğinin ve beraberliğinin bütün dünyada ne kadar çok rahatsızlık yarattığını da çok iyi biliyoruz. Orta Doğu'da yaklaşık 1500 kilometrelik sınırlarımızdaki savaşın, akan kanın da ne için olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, PYD'yi, YPG'yi kimlerin beslediğini, ellerinde hangi ülkelerin silahları, sığınaklarında, inlerinde hangi ülkelerin lojistik destekleri olduğunu da çok iyi biliyoruz ki ortaya çıktığına da zaten bunun için şaşırmıyoruz. Yıllardır bize pembe tablolar çizen, pembe mesajlar vererek destek olduklarını söyleyen Avrupa ülkelerinin, Amerikalıların gerçek niyetlerinin ne olduğunu da biliyoruz. Çok değil, takvimler 11 Ocak 2015'i gösteriyordu ki Fransa'nın başkenti Paris'te 17 kişi teröre kurban gitmişti. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılmıştı terörist saldırı. Ne yaptılar? Dünyayı ayağa kaldırdılar. Cumhuriyet yürüyüşleri düzenlediler. 50'ye yakın ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı bu yürüyüşe. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ev sahipliği yaptı. Almanya'dan Merkel geldi, İngiltere'den Cameron, İtalya'dan Renzi, İsrail'den Netanyahu, İsviçre'den Somurga, Ukrayna'dan Poroshenko, komşu ülke Yunanistan, Samaras, kimler katılmadı ki? 38'di bizim şehit sayımız, şimdi 44 oldu giden can sayısı Türkiye'de. Neredesiniz ey Avrupa, neredesiniz her defasında insanlık onurundan, insanlık haklarından bahseden o HDP'liler? Hepiniz teröristsiniz. Hepiniz bu terör örgütlerinin maşalarısınız, siyasal ayaklarısınız. Sizin bu ülkede bir karışlık hakkınız dahi yok. Hakkınızın olmadığı yerde hukukunuz da yok. Hani hepimiz dünya kardeşiydik. Böyle mesajlar verilmiyor muydu? Nereye kaldı bu kardeşlik? Nerede kaldı beraberlik? Bakın sayın seyirciler. Yıllardır birileri bizleri bununla oyalayıp durdu. Ve şimdi diyorum ki kusura bakmayın. Artık hepimiz kardeş değiliz. Biz bu saatten sonra ezana saygılı olmayanla, atasına, vatanına, milletine, Türk bayrağına bağlı olmayana, masumu, mağduru, mazlumu, polisi, askeri, kundaktaki bebeği korumayan, kollamayanla, ekmeğini yediği vatanına ihanet edenle, edenlerle kardeş değiliz. Bunu ben değil, bütün Türkiye haykırıyor günlerdir. Biz bundan sonra önce ben Türk'üm diyenle, demesini becerebilenlerle kardeşiz. Bunun dışındakiler bu saatten sonra Türkiye'nin de, Türk milletinin de düşmanıdır. 44 şehit, 155 yaralı var. Bugüne kadar on binlerce şehit verdik bu ülkede. 30 yıldır sürüyor bu terör belası. Ondan olmuş, bundan olmuş, kime ne? Şehit hepimizin canı, hepimizin kanı, hepimizin acısı. Asker de bizim, polis de bizim, masum, mazlum insan da bizim. Onlar evlerine, ailelerine, annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına gideceklerdi. Kimisi gezmeye gitmişti. O anda oradan geçiyordu belki de. Kimisi görevini bitirmiş evine gidecekti. Kimisi maçını izlemiş yuvasına dönecekti. Bursa'da bizim, İstanbul'da bizim, Edirne'de bizim, Kars'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de bizim, Ordu'da bizim, Bartın'da bizim, Ankara'da bizim. Türkiye'nin 81 ilinin tamamında bu acı yaşanıyor. Bu ülkede 80 milyonun tamamında tek yürek bu acı var. O kendini patlatan asalaklara değil de onları patlattıran, kanla beslenen vampirleredir öfkemiz. Sosyal medyayı kirli emellerine, kirli amaçlarına alet edenleredir öfkemiz. Ama korkutamayacaklar, yıldıramayacaklar, umutlarımızı, yarınlarımızı öldüremeyecekler. Türk milleti, büyük Türk milleti 15 Temmuz'daki hainlerin en büyüğüne gereken cevabı verdiyse, devletimiz de, milletimiz de, devletimizin büyükleri de bu hainlere, bu alçaklara gereken cevabı verecektir. Çünkü terörün asıl kurbanı, babasız kalan yetimler, sevdiğini kaybeden eşler, evlatlarını yitiren analar, babalar, belki de kardeşler. Biz ne yapabiliyoruz? Sadece acıyı paylaşıyoruz, rahmet diliyoruz, Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Ama bir kez daha söylüyorum, bizi bölmeye, parçalamaya, yıkmaya, korkutmaya asla ve asla başaramayacaklar. Hiç kimse bizlere bu acıları alıştıramayacak. Bu arada
bütün meslektaşlarımın da ortak sesini bir kez daha haykırmak istiyorum. Alışma İstanbul, alışma Ankara, alışma Ordu, alışma Türkiye. Bu teröre ve bu acılara alışma. 60 saniye aramız var, sonra yine beraberiz. Şehadet eder misiniz? Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ve bunun hangi destekçisi olursa olsun, dışarıdakiler ve içeridekiler hesabı acımasızca sorulacaktır. Bugünün notlarına geçiyoruz. Dediğim gibi maalesef 38 olan şehit sayısı bugün 44'e yükseldi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ son durumu açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştuğu Bakan Akdağ, Sağlık Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Avrupa Birliği Bakanlıklarının 2017 bütçeleri konuşuluyordu. Bu arada HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kelistericioğlu İstanbul'daki o alçak saldırı için çıktı ve dedi ki devletin önleyici tedbirleri arttırması lazım. Şimdi buradan sesleniyoruz Sayın Kelistericioğlu. Devletimiz önleyici tedbirlerini bir bir alıyor. O hain terör örgütü PKK'ya bulduğu her zeminde sahip çıkan HDP'lileri de onlar gibi düşünenleri de tek tek toplayarak tutukluyor. Adalete teslim ediyor. Bu zihniyette giderseniz bir gün size de sıra gelecek. Çünkü devletimiz önleyici tedbirlerini alıyor. Bu da benim tanımım. Peki Bakan Akdağ ne dedi? Çıktı kürsüye. Hepimizin yüreğini yakan bu hain saldırıların müsebbibi belli. PKK terör örgütü. Şu cümleyi meclis kürsüsünden ifade eder misiniz? Alçak terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyorum. Bu cümleyi tekrarlayın diye konuştu. Kelistericioğlu kürsüye çıktı yeniden. PKK'yı lanetledi mi? Hayır. 40 yıldır bu siyasette bu ülkeyi yönetmeye çalıştınız diye konuştu. Bu olay gerçekten de üstlendiğini söylediği TAK tarafından yapıldıysa ben nefretle, şiddetle kınıyorum dedi. Ama PKK'ya yine laf etmedi. Daha doğrusu edemedi. Çıksın bir tek HDP'li Bakan Akdağ'ın dediğini tekrarlasın. Bakalım olacak mı? 36'sı polis, 8'i sivil, 44 şehit diyoruz. Sivili polisi yok bu işin. Sivil de bizim, polis de, asker de. Ekmek yediği çarşılarında, sokaklarında gezdiği memleketimizin huzurunu kaçırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunlara inanmayın, bunlara kanmayın sayın seyirciler. Dedik ya Türkiye 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısında birçok ilde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla bu hain saldırıyı kınadı. Adıyaman'dan Tokat'a, Balıkesir'den Mardin'e, Elazığ'dan Konya'ya birçok ilde ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inen vatandaşlar teröre hep bir ağızdan lanet okudu. Herkes şehitlerimiz için dua etti. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı da yurt içinde ve yurt dışında 90 binin üzerinde camide İstanbul'a düzenlenen terör saldırısında şehit düşen vatandaşlar için hatim ve dualar okuttu. Özellikle Mevlid Kandili için ellerini açan vatandaşlarımız, şehitlerimiz için de bol bol dua etti. Beşiktaş Belediyesi de İstanbul'daki terör saldırısının gerçekleştiği ve halk arasında Beleştepe diye bilinen yerin adını Şehitler Tepesi olarak değiştirdi. Orayı bilmiyorum hiç gittiniz mi ama derbi maçları için bilet bulamadığım zamanlarda ben bile Beleştepe'den maç izleyenlerden birisiydim. Şimdi adı Şehitler Tepesi oldu bu noktanın adı. Aynı yere bir de Şehitler Anası'na anıt dikilecek. Bir fotoğraf var sırada. Özellikle bu fotoğrafı da paylaşmak istedim. Anadolu Ajansı İstanbul foto muhabirlerinden Arif Hüdaverdi Yaman'ın objektifinden. Galata Kulesi'nin muhteşem manzarası İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Enerji AŞ tarafından Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Oldukça etkileyici ve duygusal bir aydınlatma çıktı ortaya. Galata'nın gece karanlığında yansıyan bu fotoğrafı da paylaşmak istedim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Haşim Usta'nın bugünkü cenaze törenine katıldı. İstanbul Fatih Camii'deydi.
Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü, aynı zamanda ordulu hemşehrimizdir kendisi Rahmi Yaran kıldırdı. İçimiz yanıyor ama teröre karşı da elhamdülillah dimdik millet olarak duruyoruz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da camiye girerek şehitler için bir Kur'an-ı Kerim okudu. Taziyeleri kabul eden şehitin ailesine de başsağlığı diledi. Bu notu da akşam bülteni içerisinde yer vereceğiz ama İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu da bugün Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti İstanbul'da. Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekilerden hesabı acımasızca sorulacaktır diye konuştu. Umarız bu anlamda devletimize gereğini yapar diyelim. Akşam saatlerinde 11 ilde de operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen toplam 235 kişi gözaltına alındı. Kayseri'de 7, İzmir'de 11, Manisa'da 4, Adana'da 20, Gaziantep'te 36, Ankara'da 17, Mersin'de 64, Şanlıurfa'da 53 ve İstanbul'da 20 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar devam ediyorken bir kişi de Trabzon'dan, bölgeden, Sürmene ilçesinde de sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı. Trabzon Emniyeti'nde soruşturması sürdürülüyor. Bugünün notları bu kadar. Akşam bültenine geçmeden önce iki önemli başlık daha paylaşmak istiyorum ki birisi anayasa değişikliği teklifiyle ilgili. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'na sevk edildi. Bu birinci başlığımızdı. İkinci önemli gelişme ise liderler zirvesiyle ilgili. Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Aralık Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Liderler zirvesindeki ana gündem hiç şüphesiz terör ve terörle mücadele olacak. Bu konuda özellikle yarın meclis grup toplantılarını gerçekleştirecek olan partilerin ana gündem maddesi olacak diyebiliriz. Ve bugünün notlarına son noktayı koyalım. Bu akşamlık terör olaylarının bölgeye yansıması, Karadeniz'de şehitlerimiz ve daha birçok konu bu akşam bülteninde olacak. Hadi başlayalım. Sayın seyirciler, Türkiye Cumartesi günü Beşiktaş, Beleştepe'de yaşanan saldırıda şehit olan evlatlarını ebediyete uğurladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde törenler vardı ama acı hepimizindi. Acı hepimizin ortak acısıydı. Beşiktaş'ı yakan ateş Karadeniz'i de kasıp kavurdu. Hain saldırıda şehit olan Karadenizli evlatlarımız da bugün memleketleri Samsun, Zonguldak, Sinop ve Düzce'de gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yanında bombalı saldırının şehitleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Beşiktaş'ı yakan ateş Karadeniz'de kasıp kavurdu. Hain saldırıda şehit olan Karadenizli evlatlarımız da bugün memleketleri Samsun, Zonguldak, Sinop ve Düzce'de gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Hakan Tanrıkulu, memleketi Sinop'un Durağan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Tanrıkulu ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu ve 1 yıl önce göreve başladığı öğrenildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehit olan polis memuru Hasan Bilgin'in naaşı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Yaşar ile annesi Aynur Bilgin taziyeleri kabul etti. İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Mustafa Öztürk'ün cenazesi memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Saldırıda şehit olan Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kongre üyesi Vefa Karakurdu da Düzce'de edebiyete uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı törenlerde gözyaşları sel oldu.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili dolayısıyla dün akşam ordulular camileri doldurdu. Hem dualarını etti hem de terörü kınadı. Evvel gelen bu devlete. Mevlid Kandili dolayısıyla ordulu vatandaşlar akşam namazının ardından camilere akın etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid'in ardından İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden polis ve siviller için dua edildi. Ordu İl Müftüsü Mustafa Koluksaoğlu, il genelinde yaklaşık 2000 camide şehitler için hatim ve duaların okunduğunu söyledi. Tabii bütün bu saldırılar bildiğiniz gibi cennet vatanımızda yapılan güzel işlere, güzel çalışmalara bir saldırıdır aslında. Dün akşam da sohbetimde söyledim, şu hiç unutulmamalı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki millet ikidir. Bir küfür ehli vardır, bir de iman ehli vardır. Diğer ne kadar ayrım yaparsanız yapın hepsi birdir. Buna biz hep Haçlı zihniyette diyoruz. Bu anlamda bizim yapacağımız ne? Bizim yapacağımız bu hain saldırılara karşı millet olarak bundan önce olduğu gibi devletimize, milletimize sahip çıkarak, değerlerimize sahip çıkarak kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlü tutmak. Bu Allah'ın verdiği bir emir bize. Ey kullarım, Allah'ın ipine hepiniz birden sımsıkı sarılın, ayrılığa gayrılığa düşmeyin diyor. Demek ki bu hadise ve hadiselerde bu hain saldırılara karşı millet olarak bizim yapacağımız en önemli görev yardım zamanı yardım yapmak. Ama en önemli yardım da bu hainlere ne yaparsanız yapın işte biz millet olarak kol kola girdik, kucaklaştık, kimse bizi yıkamaz mesajını vermektir. Bu Allah'ın verdiği bir görevdir. Tekrar şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar, milletimize sabırlar nasip eylesin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak milletimizi bu tür hain saldırılardan, tehlikelerden muhafaza eylesin. Bu arada yurdumuz güneydoğusunda vatanımızı tehlikelerden koruyan güvenlik güçlerimize Allah yardım eylesin. Yine yurdumuzun huzur ve mutluluğu için Fırat Kalkanı mücadelesi veriliyor. Cenab-ı Hak onlara yardım eylesin. Allah-u Teala millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi daha da kuvvetlendirme yönünde hepimizin bilincini mükemmel eylesin diyorum. İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK'nın düzenlediği çifte terör saldırısında şehit olanların isimlerinin yer aldığı listede ordunun Perşembe nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi Yasin Görkem Yazıcı da yer aldı maalesef. Ailesinin tek çocuğuydu. Yazıcı'nın eğitim hayatının bir bölümünü Düzce'de sürdürdüğü öğrenildi. İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yanında düzenlenen bombalı terör saldırısında ordulu Yasin Görkem Yazıcı da hayatını kaybetti. Ordunun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Koç Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Görkem Yazıcı babasını kaybetmiş, annesiyle İstanbul'da yaşıyordu. Evin tek çocuğu olan Görkem Yazıcı, Amerikan futbol sporcusuydu. Yasin Görkem Yazıcı, lise eğitimini de Avusturya Lisesi'nde tamamlamıştı. Görkem Yazıcı'nın cenazesi 13 Kasım Salı günü İstanbul Külliyos'ta toprağa verileceği öğrenilirken, eğitim gördüğü üniversitede Yasin Görkem Yazıcı'nın ölüm haberini resmi web sitesinden duyurarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Bu saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün İstanbul'da Bayrampaşa Çevik Kuvvet ekiplerini ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette bir konuşma yapan Bakan Soylu, bunun hangi destekçisi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler hesabı acımasızca sorulacaktır diye konuştu. Başımız sağ olsun. Sağ ol! Allah sizleri muhafaza etsin. Sağ ol!
İstanbul'da Beşiktaş ve Bursaspor arasındaki futbol karşılaşması sonrası çevik kuvvet ekiplerine karşı gerçekleşen ve 44 kişinin şehit olduğu olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa çevik kuvvet ekiplerini ziyaret etti. Ziyarette konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hiç kimsenin endişesi olmasın, dışarıdakilerin, içeridekilerin hesabı acımasızca sorulacaktır dedi. Terör örgütleri maşalığını yaptıklarının ve o maşalığını gerçekleştirdiklerinin talimatlarıyla hareket edecekler. Bizim görevimiz onları ebediyen bu coğrafyadan silmektir. Zihinde bir saniye bile bunların bu coğrafyadan silinemeyeceğine dair en ufak bir tereddüt söz konusu değildir. Çünkü sizler ve bugün ebediyete uğurlayacağımız kahramanlarımız, dün ebediyete uğurladıklarımız, memleketin topraklarına olan sadakatimiz, ve anlayışımız bize bunu gerektirmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yepyeni bir ruhla, yepyeni bir anlayışla yürüyüşümüzü memleketimizin hedeflerine doğru götüreceğiz dedi. Çok nettir. Burada bugün yeni bir ruhla başlayacağız bu işe. Yeni bir anlayışla. Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ve bunun hangi destekçisi olursa olsun, dışarıdakiler ve içeridekiler hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da kimsenin endişesi olmasın. Demokrasi ve hukuk devleti bizim rehberimizdir. Buradan hiç ayrılmadık. Ama sivil toplum örgütlerine sığınarak, siyasi partilere sığınarak, öbür taraftan bir takım güya sözde hukuk adamlarına sığınarak, medyadaki o kendilerini savunanlara sığınarak mesafe alamayacaklarını herkesin bilmesini istiyoruz. Bakan Soylu, bilmenizi isterim ki KCK'sı da, PKK'sı da, DHKPC'si de, FETÖ'sü de, DAEŞ'i de, terör örgütlerinin hiçbiri ama hiçbiri bu coğrafyada muvaffak olmayacaktır şeklinde konuştu. Şu açık ve nettir. Selalar okunuyor şimdi. Bilmenizi isteriz ki terör örgütü, terör örgütleri, KCK'sı da, PKK'sı da, DHKPC'si de, FETÖ'sü de, DAEŞ'i de, terör örgütlerinin hiçbirisi ama hiçbirisi bu coğrafyada muvaffak olamayacaktır. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Adım adım hedeflerimize ulaştığımız için bu alçak, hain ve terör örgütünün tükenişinin çaresizliğini ortaya koyan eylemi gerçekleştirdiler. Bunun farkındayız. Son 3 ayda 15 Temmuz'dan sonra, geçen yıl 24 Temmuz'dan sonra özellikle terörle mücadelede olağanüstü bir çaba içerisinde olan güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütüne, altını çizerek söylüyorum ki, hareket kabiliyeti bırakmamak için elinden gelen bütün fedakarlığı ortaya koymaktadır. Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çevik kuvvet ekiplerine sarıldı. Ve bir başka terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ordu merkezde toplam 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 şüpheli ise gözaltında. Abi, gerek var mı diyorsun?
Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İzmir, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Ordu'da 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 zanlı gözaltına alınırken 13 kişinin aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde ilçe sorumluları, ilçe ablaları, öğretmen, esnaf, Eski Zaman gazetesi çalışanları ve FETÖ'nün kurumlarında çalışan kişiler olduğu, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalardaysa ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sayın seyirciler, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yine Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması operasyonları kapsamında mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kabadüz Kaymakamı Yunus Can İnal gözaltına alındı. Tokat'a götürülen Kaymakam İnal hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 8 kaymakam tutuklanmıştı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 100. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu 32 kişi ifadeler alınmak üzere Tokat'a davet edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Kabadüz Kaymakamı Yunus Can İnal da gözaltına alındı. Tokat'a götürülen İnal'ın soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce 8 kaymakam tutuklanmıştı. İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet Otobüsü'ne yönelik meydana gelen bombalı terörist saldırı sonucu Ordu Seyahat Acenteleri ve Oteller Platformu da Ordu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulundu. Platform üyelerini Ordu Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili Uğur Kadıoğlu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özler Özer karşıladı. Yusuf Nadir, hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet Otobüsü'ne yapılan bombalı saldırı sonucu 44 kişi şehit olmuş ve tüm Türkiye'de bu olay tepkiyle karşılanmıştı. Bu olay sonrasında Çevik Kuvvet şubelerine taziye ziyaretleri çeşitli kurum ve kuruluşlarca devam ediyor. Rahatsız ettim, kusura bakma. Estağfurullah. Ben de hep düzenimizi dağıttım. Çok güzel. Bizden sorumlu. Bu kurumlardan biri olan Ordu Seyahat Acenteleri ve Oteller Platformu oldu. Platform başkanı ve eski hakemlerden olan Ali Aydın yönetiminde Ordu Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne gelen platform üyeleri taziyelerini iletti. O iyi yer demişim. İşin doğrusu var. Öncelikle başına sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Hadi her gün bir şeyler söyleyeyim. Biz de söylemek gerekiyorsa gerçekten gördüğünüz sizle beraber bu ülkenin bekası adına önemli işler yapıyorsunuz. En şeyin güzel tarafı da ölüyorsunuz yani. Ve Allah herkese gönlünü zahmet eylesin. Daha bundan büyük bir şey yok diye tabii bir şey yapıyoruz. İnsanlar için yaptığımız nokta ortada, güvenmek için ortada. Onun için birinci dereceden sizi makamını ziyaret ettik ki doğruya diye düşündük. Ziyarette konuşan Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili Uğur Kadıoğlu bu ziyaretlerin, bu birlikteliğin kendilerini daha çok güçlendirdiğini dile getirdi. Ben bu tip şeylerin bizi daha da güçlendirdiğini, bir yere gittiğini düşünüyorum. Demin öğrenciler buradaydı, sağ olsunlar. Öğretmenlerin yanına gitmişler, buraya gelmek istemişler çocuklar. Yani bu çocukları gördükçe tabii bu ülkenin yıkılmayacağını, daha iyi yerlere geleceğini hep beraber görüyoruz. Önemli olan bu tip şeylerden sonra balık hafızalı olmamak, bunları unutmamak, bu birliği, beraberliği uzun vadeye yaymak aslında önemli. Yani bu ülkenin geleceği açısından da, hepimiz açısından da önemli. Evet. Daha sonra konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özler Özer, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi 7 düvele karşı savaştıklarını dile getirdi. Zor günlerden geçiyoruz. Hani İstiklal Savaşı sırasında 7 düvele karşı deniyordu. Şu anda da gerçekler aynı şekilde 7 düvele karşı. Yani 7 düvele karşı resmen şu anda ülkemiz savaş halinde. Hani resmi bir savaş olmamış olsa bile 7 düvele karşı. O yüzden bir olmak, güçlü olmak gerekli her zaman. Beşiktaş-Bursa spor maçı sonrası bu olayın yaşandığının hatırlatılması üzerine konuşan eski hakemlerden Ali Aydın, bu olaylar birlik ve beraberliğimize engel olamayacak dedi. Hatta Fenerbahçe-Galatasaray maçından daha önemli
toplumsal olaylar olan başlayan bunlar. Şimdi çok güzel bir yerlere geliyoruz. Çok hoş şeyler oluyor. İnsanlar beraber kol kola girip maç izlemeye başlıyorlar yavaş yavaş. Deniyor ki işte tribündeki seyirci azaldı. Evet azaldı ama tribüne bu sefer gerçek futbol seyircisi gelmeye başladı. Keyif alanlar, birlikte maça gidenler, birlikte eskiden belki fotoğraf görmüş olabilirsiniz. Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı aynı tribünde kol kola kaç kalır kravatla maç izliyorlardı. Şimdi buralara gelmeye başladık. Bu adımlar böylesine işletemeyenlik, insanlar tasvip etmeyeceği şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama şurası bir gerçek olan bir şey var. Futbolda artık bu tür şey kabul edilmiyor. Terörist saldırıya tepkiler devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve beraberindeki yardımcılarla birlikte daire amirleri de ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret etti. Hem taziyede bulundular hem de saldırıyı kınadılar. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, başkan yardımcıları ve daire amirleriyle birlikte İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırı sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan emniyet mensupları için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hain emeller hiçbir şekilde bitmiyor. Ancak... Ünye Emniyet Müdürü Ömer Akar'a ve emniyet mensuplarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çamyar, hain emeller hiçbir zaman bitmiyor. Ancak bu tip menfur saldırılar gerçekleştikçe Türk milleti daha da birbirine kenetleniyor dedi. Tez zaman içerisinde bu maşa olarak kullanılan terör odaklarının kökünü gerek askeriyemiz gerek emniyetimiz güvenlik güçlerimiz çalışmayla kökünden kazıyacaktır diye ümit ediyoruz. Türkiye zor bir coğrafyada konum itibariyle bunun bilinci içerisindeyiz. Biz büyümeye devam ettikçe, biz ciddi yatırımlar yapmaya devam ettikçe bu tip eylemlerde ardı arkası kesilmeden artarak devam ediyor. Ancak yaşanan bu vakanın, bu menfur saldırının son olmasına Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyoruz. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Ünye Emniyet Müdürü Ömer Akarsa, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da suç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir diye konuştu. Tabii suç ve suçla mücadelemiz bizim dün de olduğu gibi, bugün de olduğu gibi yarın da devam edecek. Terörle, suçla mücadelemiz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz de bunun bir parçası. Biz de kurumumuz adına üstümüze düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Fas'ta Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk'e taziye ziyaretinde bulundu. Fas'ta Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'a Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe ve İbrahim Eroğlu'yla Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün de eşlik etti. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizlere sormalı. Şöyle nasılsınız? Fas'ta Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ziyaret öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki birimleri gezerek bütün polislerle taziye ziyaretinde bulundu ve daha sonra İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk'ün makamına geçerek taziyede bulundu. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Geçmiş olsun diyelim. Bütün milletim artık ama özellikle bu son saldırıda hainler bizzat polise karşı bir hareket olunca biz kardeşimde daha çok şehit verince tabii temsilen de olsa sizlere bir geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Bu vesileyle de bütün milletimizin başı sağ olsun. Tabii inşallah göremeyince bu belalardan ülke olarak, millet olarak, ümmet olarak hanım yazıya çıkmaya nasip etsin. Tabii terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Acı çok büyük. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin. Tüm yavruları acı şifa versin. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Ama bir defa daha söylüyoruz. Gerçekten bu asla bize, bu milleti yıldırmayacak. Daha çok yenileneceğiz, daha çok bir olacağız, beraber olacağız. Ve Fındık'la devam ediyoruz. Fas'ta Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi TV52 haberi Fındık'ı değerlendirdi. Fındık hakkında önemli açıklamalarda bulunan Feyzi hükümete seslendi. Bu sesin de duyulmasını istedi. Şimdi bizce bu fiyat fındık için yeterli olmadığı aşikar.
Dolayısıyla yöremizin farklı bir geliri yok. Bir yöresel ürünümüz var, o da fındık. Fındık da diplere vurdu. Ne hikmetse bunu bir ayağa kaldırabilen de yok. Yeterli değil. Üretici emeğini hiç karşılamıyor. Neden dersen, bu fındık kaç liraydı? 14-15 liraydı. Niçin geri geldi? Neden geri geldi? Öyle değil mi? Tabii ki yeterli değil. Yeterli değil. Yeterli değil tabii canım. Fındık fiyatı 15 liradan aşağı olmamalı. Fındık haftaya Ordu Ticaret Borsası'nda 10 lira 25 kuruştan başladı. Ses bu kez de Fatsa Ticaret Borsası'ndan yükseldi. Konuyla ilgili ise Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi açıklamalarda bulundu. Feyzi yaptığı açıklamada piyasada fındığı istediği fiyata düşürüp istediği fiyata almaya çalışan piyasayı tekelleştirmiş, fındık firmalarının olduğuna değinirken hükümetin de bu konuda tarafsız kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. 2016 yılında malum özellikle Doğu Karadeniz'de fındık 2014'teki don olayından daha az bir fındık var. Batı Karadeniz'de de geçen senenin üzerinde falan bir fındık yok. Sezon başında orada fındık daha yüksek olduğu kanaatindeydik. Ama tablo gösteriyor ki gün geçtikçe de o belli oluyor ki geçen senenin ciddi derecede altında %20, %30 altında bir fındık var. Sadece geçen yıldan kalan bir devir fındık var. O da kimsenin abarttığı kadar falan değil. Ama maalesef piyasada manipülasyon veya spekülasyon yapmak için özellikle ısrarla geçen seneden çok fındık kaldı söylemleriyle piyasada istediği fındığı istediği fiyata düşürüp istediği fiyata almaya çalışan 3-5 tane piyasayı tekelleştirmiş fındık firmaları var. Maalesef bu azlıkta, bu yoklukta insanların yüksek fiyat beklentisi var iken bu millete, bu fındık köylüsüne ölümü gösterip sıtmaya razı etmek tabirini bu yıl fındık köylümüze, fındık esnafımıza yaşattılar. Sezon başında, Eylül ayının başlarında, Ağustos'un sonlarına doğru 15 liraya kadar çıkan fındık fiyatları maalesef bugün 10,5 ila 11 lira arasında gidip gelmektedir. 250 kuruş arttığı zaman sanki milletimiz, üreticimiz artık sevinmeye başlamıştır. Bunun sebebi piyasada artık serbest piyasa fındık sektöründe çökmüştür. Maalesef piyasamız tekelleşmiş, serbest piyasa şartları ortadan kalkmış, 5 milyon kişiyi ezer hale gelmiş, hükümetimiz de devletimiz de bu işe tarafsız kalmaya devam etmektedir. Sadece doğrudan gelir desteğiyle fındık üreticisinin yanında olunmayacağını dile getiren Feyzi, hükümetin taban fiyat uygulamasına geçmesi gerektiğini de önemli kaydetti. Sadece doğrudan gelir desteği vererekten tapu diye bilinen bir kağıt parçasına destek vermekle fındık üreticisinin yanında olunmaz. Bizler zaten doğrudan gelir desteğine de karşıyız. Niye karşıyız? Köyde oturan insanların haricinde ben dahil, kendim de ben üreticiyim. Doğrudan gelir desteği alıyorum. Hükümet bana da vermesin kardeşim. İstanbul'da oturan adama da vermesin. Tembelliği teşvik edici her şeyden bizim kaçınmamız lazım. Çalışmayı teşvik edici sistemlere geçmemiz lazım. Ürüne destek modeline geçmemiz lazım. Bakınız, bütün tarım ürünlerinde taban fiyat uygulaması vardır. Rize'de çayda vardır. Buğdayda vardır. Şeker pancarında vardır. Bütün tarım ürünlerinde serbest piyasa tekelleşmesin diye, serbest piyasa çalışsın diye hükümetin dünyada her yerde vardır bu, gelişmiş her ülkede vardır bu, taban fiyat uygulaması vardır. Hükümetin bu taban fiyat uygulamasına acilen geçmesi lazım. Bir ay önce işte veya 40 gün önce Ordu milletvekilimiz Oktay Çanak Beyefendi oradaki televizyonlara çıktı. Dedi ki kimse malını satmasın. TMO kanalıyla ya da işte Fiskopilik kanalıyla hükümet taban fiyat uygulaması alım politikasına başlayacak. Ama ortadan bir ay geçti. Aradan bir ay bir zaman geçti. Üretici inan bizi yolda yürütmüyor. Milletvekiline ulaşamayan, siyasilere ulaşamayanlar ya da
Utananlar, çekinenler, onları aramaktan ara denler, inan yolda bizleri yürütmüyor. Hükümet ne zaman fındık alacak? Ne zaman işte fiyatlar artacak? Bu üreticiyi bu kadar çaresiz bırakmanın bir anlamı yok. Benim telefonumdaki, messenger'ımdaki mesajları görseniz, üretici her gün minimum 10-15 tane üretici bizden medet ummaktadır. Bu işe çözüm bulmalılar şeklinde konuşan Feyzi, üreticilerin artık cinnet geçirme noktasında olduğuna da değindi. Bu işe çözüm bulmalılar. Üreticilerimiz cinnet geçiriyor. Fındığa yatırım yapan esnafımız bankadan kredi almış, cinnet geçiriyor. Batma noktasıyla karşı karşıya 13-14'ten maliyetler var. Fiyatlar 10,5-11 lira seviyelerinde. İnsanların, köylünün, üreticinin bizim arkamızda olmasını ve bizi sevmesini tahammül edemiyorlar bu insanlar. Karteller bizlerden rahatsız oluyor. Malını satmayan er ya da geç kazanacaktır diyen Feyzi şöyle devam etti. Yılbaşı yaklaştı. 200 bin ton kadar mal tüketildi. En fazla eski yeni 500 bin ton mal var. Bunun 100 bin ton civarı köylünün elinde, 100 bin ton civarı esnafın elindedir. Geri kalan da stokçunun eline geçmiştir zaten. Mutlaka önümüzde 8,5 ay daha ihracat olacak. Malını satmayan er ya da geç kazanacak. Fındık piyasasının dedikodulardan oluştuğunu söyleyen Feyzi sözlerine şöyle devam etti. Bazı ihracatçı firmalar veya emanetlerini satıp yüksek fiyattan fındığın düşmesini isteyen firmalar, fabrikalar son bir aydan beri şöyle bir kampanya yapıyorlar. Fındık piyasası dedikoduyla oluşur. Fındık almak isteyen firmalara önümüzdeki günlerde fındığın daha düşeceğini söyleyerekten alımlarını ertelemesi taleplerinde bulunuyorlarmış. Bunlar bizim birebir belgeleyeceğimiz şeyler değil ama bu alım yapan iç piyasadaki özellikle firmalarla sohbet ettiğimiz zaman biz bu söylemlerle karşılaşıyoruz. Ve bu inan içimizi acıtıyor. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt 30 Aralık nüfus sayımı öncesinde ordu dışında yaşayan ordululara çağrıda bulundu. Cörüt tarım desteklemelerinden ve orduya katkı sağlamak için ikametinizi orduya taşırın diye konuştu. Valimizin göndermiş olduğu bir yazı var. Yazıya göre üreticilerimiz 30 Aralık'a kadar desteklemelerini yaptırsınlar. Yaptırmayan üreticilerimiz de valilik yazısı var elimizde. Yazıya göre de bundan faydalanamayacağı aşikar. Ordulu fındık üreticileri dikkat. Çünkü 30 Aralık 2016'da nüfus sayımı var. Eğer nüfusunuz Ordu'da değilse alan bazlı gelir desteği ödemesinden yararlanamayacaksınız. Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması doğrultusunda ziraat odalarına yazı gönderildi. Kararın iletildiği ziraat odaları ve tarım müdürlükleri de vatandaşa çağrıda bulunuyor. Konuyla ilgili Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt TV52 Haber'e konuştu. Üreticilere seslenen Başkan Cörüt, nüfusunuzu orduya aldırın çağrısında bulundu. Alan bazlı gelir desteğinin son günü 31 Aralık. Üreticilerimiz bu tarihe kadar işlemlerini yaptırsınlar. Yaptırmayan üreticilerimiz de bizlere müracaat ederek, tarım il müdürlüklerimize, ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek, ilçelerdeki ziraat odalarına müracaat ederek, ikametgahlarını aldırarak bu işlerden faydalanabilirler. Hem ilimiz, ilçelerimiz kalkınmış olur bu vesileyle. Hem de zaten il dışında yaşayan, emekli olan üreticilerimiz var. İllaki bunu alan bazlı gelir desteğine, yer desteğine dayandırmamak gerekir. Önemli olan burada nüfuslarını, ikametgahlarını orduya aldırsınlar. Cörüt bu kararın özellikle Ordu ilinin kalkınması için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Önemli olan burada nüfuslarını, ikametgahlarını orduya aldırsınlar. Ordu büyükşehir oldu. Daha fazla hizmet yapabilmesi için belediyelerimizin ilimize İstanbul'da yaşayan, emekli olan, ikametgah zorunluluğu İstanbul'da olmayan üreticilerimiz bir an evvel ikametgahlarını 30 Aralık'a kadar orduya aldırmalarını önemli rica ediyoruz. Öte yandan fındık havza bazlı destekleme alanına alındı. Yani desteklemeler devam edecek. Başkan Cörüt bu konuyla ilgili de bilgi verdi.
Havza bazlı destek demek 2020'lere kadar bu desteklerden, alan bazlı gelir desteğinden, mazot gübre desteğinden üreticilerimiz faydalanacak demektir. Ondan sonra da zaten bu destekler bakanlık bünyesinde almış olduğu kararla 2020'den sonra da devam edecek. Çünkü 2023'leri hedeflemiş ülkemiz. 2023'lerde kalkınan bir Türkiye, hiçbir ülkeye, dış güçlere muhtaç olmayan bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Türkiye 120 yıl aradan sonra Dünya Arıcılık Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Necati Aydın, 29 Eylül ve 4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak kongrenin önemine dikkat çekti. Üyelerine seslendi. Dünyayı gezme şansımız yok ama dünya ayağımıza geliyor. Bu yüzden mutlaka bu kongrede bulunmalısınız diye konuştu. Dünya Arıcılık Kongresi 29 Eylül 4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrenin 120 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Necati Aydın, bunu sağlayan kişinin ise 16 Nisan'da vefat eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ordulu Bahri Yılmaz'ın olduğunu söyledi. 120 yıl sonra ilk defa Türkiye'de yapılacak, bakın çok önemli. 120 yıl sonra Türkiye'de Dünya Arıcılık Kongresi yapılacak İstanbul Kongre Merkezi'nde. Buraya 13 bin kişinin katılımı bekleniyor. Şu anda dünyanın birçok ülkesi oradan fuar alanından stand yerlerini belirlediler. Kiralarının bir kısmını ödediler. Çin'den işte tut da İtalya'sı, Polonya'sı, Romanya'sı arıcılık malzemesi üreten bütün ülkeler gelip orada yenilikleri, arıcılık malzemelerini tanıtacak. Necati Aydın, 150 ülkeden bilim adamlarının arıcılıkla ilgili sunumlarını göndermeye başladığını ve bunların çözümü için 8 üniversiteyle işbirliği yaptıklarını hatırlattı. Dünyanın 150 ülkesinden bilim adamları şu anda bütün arıcılıkla ilgili bütün sunumlarını gönderiyorlar. Arı hastalıkları ile ilgili, arıcılığın gelişmesiyle ilgili, ana arının üretimiyle ilgili bütün şeylerin sunumlarını gönderiyorlar. Biz de Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak da bunu hazırlıyoruz. Kimle hazırlıyoruz? 8 tane üniversitedeki bilim adamlarıyla ayda 2 defa toplantı yapıp o gelen yazışmaları işte İngilizce, Türkçe, Almanca, Rusça gibi dillere çeviriyoruz orada. Çünkü çeşitli ülkelerden bu sunumlar geliyor. Ve inşallah 2017'nin 29 Eylül 4 Ekim arasında Dünya Arıcılık Kongresi'ni İstanbul'da yapacağız. Tüm üyelere seslenen Aydın, dünyaya gezme şansınız yok. Ancak tüm arıcılık malzemesi üreten dünya ülkeleri ayağınıza geliyor. Bunu fırsat bilin ve bu kongreye katılın, dedi. Ben buradan bütün üyelerime şöyle sesleniyorum. Biz dünyaya gidip dünyayı görme şansımız yok komple. Fakat dünya 2017, 29 Eylül'ünde İstanbul'a gelecek. Biz gidelim orada dünyayı görelim. Ve biz bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. DOKAP'la, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile arıcılarımızın oraya gidip gelip geliş masraflarının bir yarısını olsun oralara karşılatmayı düşünüyoruz. Böyle bir projemiz var. İnşallah 2017 yılında bunu hayata geçireceğiz. Aylardır Ordu turizmi için çaba harcayan Vali İrfan Balkanlıoğlu'nun bugün misafirleri vardı. Yine aynı konu üzerine Ordu Seyahat Acenteleri ve Oteller Platformu üyeleri Ordu turizmine yaptığı katkılarla öne çıkan Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Ordu turizminin konuşulduğu ziyaretti. Vali Balkanlıoğlu, biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Gerisi de sizin göreviniz diye konuştu. Ordu turizmde gelişmeye devam ediyor. Bu başarıda en büyük pay Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na ait. Vali Balkanlıoğlu'nun girişimleriyle Ordu başta Körfez ülkeleri olmak üzere çok sayıda farklı ülkelerden gelen turistleri misafir etti. Ordu'da yeni kurulan Ordu Seyahat Acenteleri ve Oteller Platformu da Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Platform Başkanı Ali Aydın, Ordu turizmine yaptığı katkılardan dolayı Vali Balkanlıoğlu'na teşekkür etti. Turizmin çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Öncelikle bunun altını çizelim. Diğer sayın valilerimizin de bu şehre mutlaka katkıları olmuştur. Ancak bu şehrin kimliği adına, kişiliği adına önemli bir adım attınız ve bu şehrin kimliğini artık fındıktan çıkıp
daha doğrusu fındığın çok bir katkısı olmayan bir şehirde bir turizm haline getirdiğiniz için sizi kutluyoruz. Biz de buradan yola çıkarak Sayın Müdürümüzle ilk toplantımızı Sayın Müdürümüzle yaptık, Uğur Bey'le yaptık ve şöyle bir karar vardık. Acente bir otelde olarak bu kadar bir çalışmaya, bu kadar azimli bir duruşa karşı ordunun gerçek sahada olan acentalarının bireysel anlamda belki tanıyabiliyorsunuz ama toplumsal bir örgüt olarak da hem size valiliğe hem kültür müdürlüğüne dinamiklere yardımcı olmak adına böyle bir adım attık. Ordunun eşsiz doğasıyla adeta cennetten bir köşe olduğunu ifade eden Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da oluşturulan platformun Ordu'da turizmin gelişmesi adına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Vali Balkanlıoğlu, Ordu'da devam eden turizm çalışmalarıyla ilgili platform üyelerine de bilgi verdi. Onların ortak kanısı ve kanaati Ordu cennet. Ordu gezmeye, görmeye gidilecek en güzel il. Böyle dediler. Tabii içeride ne kadar basın, yayın, televizyon, kuruluş varsa, ne kadar seyahat dergisi, ekleri varsa, yemek programlarına kadar, ne kadar böyle il il gezip illeri tanıtan programlar varsa hepsinden fazlaca orduyu gösterdik. Hepsinde. Defalarca bazılarında. Hatta yetmedi. Milli Piyango biletine bile bastırdık. İkinci defa gene basılıyor. 19 Ocak bizim biletimiz olacak. Daha doğrusu orduyu tanıtan resim olacak üzerinde. Ordunun turizm alanında hızla ilerlediğine dikkat çeken Vali Balkanlıoğlu, platformdan da bundan sonra yapılacak çalışmalar için destek istedi. Biz işte bu kadar yaptık. Bundan sonrası biraz sizin çabalarınızı, gayretlerinizi gerektiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fasla Gölbaşı Camii'ne minare yapılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Cami daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmişti. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce restore edilen ve minaresi bulunmayan Fatsa Gölbaşı Camii'ne bölgenin mimarisine uygun olarak minare yapılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, restorasyon çalışmaları tamamlanan 146 yıllık caminin minare projesinin devam ettiğini belirterek, ecdattan kalan birçok tarihi çeşme, köprü, cami gibi eserleri onararak geleceğe kazandırmaya gayret ediyoruz. Bilindiği üzere Fatsa Bolaman Mahallesi'nde bulunan ve minaresiz olan Gölbaşı Camii'nin görünümü, Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarıyla aslına uygun hale getirilmişti. Restorasyon çalışmalarının hemen ardından caminin daha önceden yıkılan minaresinin bölge mimarisine uygun olarak tekrar inşa edilmesi için başlattığımız yapım çalışmalarımız devam ediyor dedi. Caminin minaresini gösteren özgün herhangi bir veri bulunmadığını belirten Başkan Yılmaz, 1870 yılında yapılan ve 19. yüzyıl taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan tarihi Gölbaşı Minaresi ile ilgili herhangi bir veri bulunmuyor. Bazıları yıkılmış olmasına rağmen Fatsa ve Ordu'nun diğer ilçelerindeki o döneme ait camilerin minareleri de örnek alınarak hazırladığımız proje kapsamında minareyi yeniden inşa ediyoruz dedi. İstanbul'da orduyu en iyi şekilde temsil eden Fatsa Tipli Derneği yaptığı sosyal etkinliklere her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Fatsa Tipli Derneği Hatipli Mahallesi'nde bulunan 5 şehidi için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid programı düzenledi. Programa Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da katıldı. İstanbul'da bulunan Ordu Dernekleri yaptığı faaliyetlerle adından söz ettiriyor. Bu derneklerden biri olan Fatsa Hatipliler Derneği örnek bir programı imza attı. Fatsa Hatipli Mahallesi'nde bulunan 5 şehit için Kur'an ve Mevlid programı düzenlendi. Allahu la Düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,
FATSA Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, FATSA Tipli Dernek Başkanı Mustafa Kaygın, dernek üyeleri ve FATSA'da düzenlenen program için İstanbul'a giden FATSA'lılar katıldı. Programın açılış konuşmasını ev sahibi FATSA Tipliler Dernek Başkanı Mustafa Kaygın yaptı. Benim yönetimimde en yaşlı üye, şahsen kendime 47 yaşındayım. Genç arkadaşlarımdan böyle bir fikir çıktı. Dediler ki abi şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Biz de bunları unutmadık. Bunlar için bir gece yapabilir miyiz? Önce biz kendi aramızda ufak bir şey yapmak istedik. Fakat olay çok büyüdü. Allah hepinizden razı olsun ki sabah tıklı tıklı doğdu. Biz de bunlar için böyle bir gece yapmak istedik. Bize bu konuda FATSA'dan yardımcı olan Hatipli Mahallesi Muhtarımız Sayın Arif Uyur, otobüslerin organizasyonunda, otobüs temininde yardımcı olan Sayın FATSA Belediye Başkan Yardımcımız İbrahim Eroğlu'na bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra FATSA Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da bir konuşma yaptı. Gerçekten çok muazzam bir kalabalık var. Çok lafı uzatmak istemiyorum. Sizlere FATSA'dan Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Aldaya'dan selamını getirdim. Kendileri programlarından dolayı katılamadı. Temsilen ben geldim. İnşallah gecelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Düzenlenen programın onur konuklarından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz dedi ve anlamlı bir konuşma yaptı. Ve sonra bize bu güzel vatanı vermiş olan ve bu vatana sahip olma fırsatını veren Rabbime hamd ederken aynı zamanda bu vatan uğruna ölmüş olan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah onları rahmetiyle muamele eylesin ve ailelerine de ülkem, milletim ve şahsım adına da şükranlarımı sunuyorum. En kıymetli varlıklarını bu ülke ve bu vatanında yaşayan insanların gelecekte vatan sahibi olmamasını ve vatan sahibi olmayanların durumunu gördüğümüzde bu vatana sahip çıkarak en kıymetli varlıklarını veren o şehitlere ve onların ailelerine Allah gani gani onlara rahmet eylesin, ailelerinden de razı olsun diyorum. Konuşmaların ardından programın düzenlenmesine katkıda bulunanlara plaket verildi. Evet, şöyle çekiyoruz. Verin abi siz. Bu duygusal gece dernek üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Bizler de bu güzellikleri tüm dünyaya yansıtmak için FATSA Tipleri yanında olduk bu gece. Tabii en güzeli bu akşam bu geceyi İstanbul'daki hatipleri yalnız bırakmayan, köyünden, memleketinden gelen, FATSA Tipleri'den gelen çok güzel değerli dostlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü salı gününden itibaren havaların soğuyacağını ve birçok bölgede kar yağışı görüleceğini açıkladı. Peki Ordu'da şehir merkezine kar yağacak mı? Tahminlere göre 14 Aralık Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Salı gününden itibaren kar geliyor. Hafta ortasından itibaren soğuk havalar tüm yurdu etkisi altına alacak. Kuzey ve doğu kesimlerde ise kar yağışı ve tipi devam edecek. Yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışların doğu kesimlerle zamanla kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt ve Artvin, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yoğun kar yağışı beklendiğine dikkat çekildi. Bölgede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının yer yer 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yapılan açıklamada vatandaşlar buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıldı. Öte yandan Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer aralıklarla devam ederken kar kalınlığı da 50 santime ulaştı. Özellikle pazar gününü fırsat bilen hafta sonu tatilcileri yokuş dibi Çambaşı mevkiinde yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezine kar yağışı beklenirken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti bile. Şu anda Çambaşı Yaylası yolu üzeri Gligli Çeşmesi'nin
Hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi lapa lapa kar yağıyor. Hafta sonu pazar tatilini beyazın keyfiyle yaşamak isteyenlerse işte buralara akın etmiş durumda. Arabalar kenarlara çekilmiş. Çocuklar kar topu oynuyor. Aileler kar yağışına rağmen piknik yapıyor. Kar yağışıyla renklenen bölgede tatilciler kar topu oynadı, hamsi ızgara yaptı. Çok güzel bir mevsim. Bu mevsimi herkesin yaşamasını isteriz. Güzel ya. Misafirlerim var. Yozgat'tan var. Öbürü nereden de? Efendim? Yozgat. Kastamonu. Kastamonu. Yozgat ve Kastamonu. Evet. Karadeniz'i kışında gösterelim dedik diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet, hamsi ızgara da yapıyorsunuz. Yöremizin bir başka lezzeti. Aynen doğru. Hem yayla havası, hem hamsi keyfi, hem de kar. Aynen. Üçü bir arada. Peki kışın mı daha güzel buralar sizce? Yazın mı? Bence kışın. Kışın daha güzel diyorsunuz. Evet. Hava soğuk olmasına rağmen muntazam bir kalabalık var. Çocuklar kar topu oynuyor. Beyefendi de misafirlerini getirmiş zaten. Hafta sonu tatilcileri kar keyfinin yanı sıra gün boyu hatıra fotoğrafı çekmeyi de unutmadı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir trafik kazasını ekranlara getireceğiz şimdi. Bir kişi yaralandı. O kaza anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Elde edilen bilgiye göre Kumru ilçesinden Fatsa istikametine giden Mümin Varan idaresindeki 52LN630 plakalı motosiklet, Ata Caddesi'nden ana yola dönüş yapmak isteyen Emrullah Tunç'un kullandığı 52DB578 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yere savrularak ağır yaralandı. Ben çıktım abi. Orada araba var. Çıktım. Hani boş zannedim. Bir anda motor bir çıktı. Kontra orada gitti. Olay kask var mıydı kafasında? Kask vardı herhalde. Tam ben göremedim ki. Görebilsem. Bir anda ne oldu? Yani anlık. Motosiklet sürücüsü Varan 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ordu'yu gurbette İstanbul'da en iyi temsil eden derneklerden birisi olan İstanbul Korganlılar Derneği Genel Kurul'a gitti. Sayın seyirciler, önemli anların yaşandığı Genel Kurul'da 1995 yılından bugüne kadar derneğe başkanlık yapan başkanlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. ...1995 yılında kurulan ve kurulduğu günden bugüne Ordu'yu ve Korganlıları en iyi şekilde temsil eden İstanbul Korganlılar Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut başkan İsmet Gökçen güven tazeledi. Evet, en başta dedik en güzel şeyi yaptık. Ailelerin şeyi yaptık. Kanun kollarını unuttuk her zamanki gibi. Biz özür dileyerek kanun kolları üyelerimizi Ayşegül Hanım... Eyüp Kültür Merkezi'nde yapılan ve geniş katılımın sağlandığı kongreye İstanbul Korganlılar Derneği'nin kuruluşundan bugüne başkanlık yapmış başkanlar katılarak birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Ayrıca Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve diğer dernek başkanları da kongredeki yerlerini aldı. Kongreye katılan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, kongrede yaşanan birlik ve beraberliğe değindi. Abimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da gerçekten Ordulları, Korganlıları, derneklerimizi, federasyonlarımızı, vakıflarımızı da birçok emeği vardır. Tanıtım anlamında çok gayretleri vardır. Bugün İstanbul temsilcisi olarak da Zeki Kara abimizin burada olması, İstanbul'da olması bizleri onurlandırıyor. Bugün de İstanbul Korganlılar Derneği'nin gerçekten çok muhteşem bir kongresi vardı. Sizler de şahitlik yaptınız. Bu anlamda kongreyi gerçekleştiren değerli İsmet Gökçen Başkanımız ve yönetim kuruluna ve geçmişte dernek baş kurucu başkanlığını yapmış Bedir Silbi'ye, Burhan Uzan'a, yine bununla beraber Ordulular Avcılılar Dernek Başkanımız Sayın Recep Baş'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün aşağı yukarı 13-14 tane derneğimiz buradaydı. Bayrampaşa Ordulular Derneği Korganlı Hemşerimiz Sayın Mustafa Tunç buradaydı. Yine Erdoğan Kani Esenyurt El Ordulular İşlamları Derneğimiz buradaydı. Anadolu Yakası Derneğimiz, yine Belalanlar Derneğimiz Başkanımız
hepsi buradaydı. Ben o anlamda birlik beraberlik adında bugün bu bir çatının altında toplanmış olan Korganlı hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Kongre, Korganlar Derneği Kadın Kolları Başkanlığı da tam kadro halinde katıldı. Derneğin Kadın Kolları Başkanı olan Ayşegül Gökçen, Kadın Kolları olarak yaptığı faaliyetlere değindi. Biz hanımlar olarak ilk bu son yönetimde hanımlar komisyonu kurduk. Evet, buradan hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kampanyalar yaptık. İlk önce bir anne bir çetik kampanyasıyla başladık. Suriye'deki annelerimize bir anne bir çetik kampanyasıyla çetikler, patikler ve o kadar çok oldu ki artık giyim eşyaları gönderdik. Paylaşım yapmak gerçekten güzel. Buradan bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Daha da güzel şeyler yapacağız inşallah. Yapılan kongrede güven tazeleyen Korganlılar Dernek Başkanı İsmet Gökçen, başkan olduktan sonraki ilk düşüncelerini TV2 mikrofonlarıyla paylaştı. Ve bu anlamda da üzerimize düşen vazifeyi sizin de buyurduğunuz gibi güven tazeleyerek yeniledik. Neler yapacağız sorusu vardı. Bu soruyla alakalı olarak biz şöyle söylüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesi. Dernekçilikte çok farklı aktiviteler olmuyor ama biz en son dönemde yaptıklarımızdan bahsedeyim. Bugüne kadar İstanbul Korganlar Derneği'nde yapılmayanları yapmaya çalıştık. Kültürel faaliyetler yaptık. Yine sunumumuzda da bahsettiğimiz üzere yurt içi kültürel faaliyetlerimize, sosyal faaliyetlerimize insanımıza sahip çıkma anlamında daha fazla ağırlık vereceğiz. Çünkü artık hani dernekçilik şurada siz de içinde olduğunuz için söylüyorum. Bitmiyor. Bir kahvehanede insanları bir araya getirmeyle değil. Ulusal çapta il içerisinde insanlarınızı bir araya getirip birlikte kültürel faaliyetler de yapma anlamında çalışmalar yapılması gereken bir konuma geldi dernekçilik. Bu anlamda varsanız, aktiviteler yapıyorsanız o zaman dernek faaliyeti gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Diğer pikniktir, iftardır vesaire, kahvaltıdır. Bunlar zaten yapılıyor. Bunlar her dernekle yapılıyor. İşte bir ajanda çalışmamız olmuştu. Bunu yeniliyoruz. 2017'de tekrar yapacağız. 3 yıldır yapıyoruz. Bunun gibi kültürel faaliyetler ve sosyal faaliyetler, insanları birbirine kavuşturan, bir araya getiren faaliyetlere daha çok ağırlık vereceğiz inşallah. Saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde sizlere merhaba demiştik sayın seyirciler ve saatlerimiz şu an 19.45'i gösteriyor. İddia ediyoruz TV2 Haber Merkezi olarak Türkiye'nin en uzun ana haber bültenlerinden birini sizlere sunuyoruz bu ekranlar aracılığıyla. Ben başta haber merkezindeki arkadaşlarım olmak üzere yayında ve yapımda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum bu bülten için. Spor bülteninde Mustafa Özdoğru sizlerle birlikte olacak. Ardından ekonomide haftanın ilk iş günü verileri nasıl kapandı onları izleyeceğiz. Yağışlar devam ediyor. Yol durumunda son durum nedir? Onları izledikten sonra da akşam bülteninin sonuna geleceğiz. Yarın akşam randevu saatimiz yine 18.30 olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar, sporun doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Spor Toto 3. Lig 3. grubun 16. haftasında 10 kişi kalan rakibi Diyarbakır Spor karşılaşmasında galibiyetten olan Ordu Spor'da kaçan galibiyet moralleri bozdu. İlk yarının son haftasına girilen ligde Ordu Spor bu hafta sonu Tarsus deplasmanında mücadele edecek. İzin kullanmayan Mor Beyazlı Kulüp hazırlıklarına şimdiden başladı. Ordu Spor galibiyeti elinden kaçırdı. Spor Toto 3. Lig 3. grubun 16. haftasında Diyarbakır Spor'u konuk eden Ordu Spor 10 kişi kalan rakibine üstünlük sağlayamadı. Spor Toto 3. Lig'de ilk yarının bitimine son bir hafta kaldı. Ligin son haftasında Tarsus İdman Yurdu deplasmanında mücadele edecek olan Ordu Spor son maç öncesi kaçırdığı galibiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Grubun 16. haftasında Ordu'da Diyarbakır Spor ile mücadele eden Ordu Spor son dakikada kalesinde gördüğü golle 3 puandan oldu. 89. dakikada yediği gol sonrası 1 puana razı olan Ordu Spor'un maçın uzatma dakikalarında bir topu ise direkten döndü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakip Diyarbakır Spor kalesinde etkili olmaya çalışan Ordu Spor'un Burak Demirel'le yakaladığı fırsatı direğe takıldı. Duran top organizasyonunda ceza sahasında topla buluşan Demirel'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. Pozisyonun ardından maçın bitiş düdüğüyle birlikte Mor Beyazlı takım 5. beraberliğini alarak son haftaya 16. sırada girdi.
Diyarbakır Spor'u beraberliğinin ardından bugünü yükleme çalışmasıyla tamamlayan Ordu Spor, Tarsus İdman Yurdu hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak. İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden şehitler için tepkiler sürüyor. Türkiye'deki spor federasyonları, kulüpler ve futbolcular da cumartesi günü yaşanan terör saldırısını kınayarak tepkilerini paylaştılar. Onlardan bir tanesi de Ordu Spor Kulübü'ydü. İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden şehitler için tepkiler sürüyor. Türkiye'deki spor federasyonları, kulüpler ve futbolcular da cumartesi günü yaşanan terör saldırısını kınayarak tepkilerini paylaştılar. 30 polis ve 8 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırıyı kınayanlar arasında Ordu Spor Kulübü de vardı. Terör saldırısının şiddetle kanadını belirten Ordu Spor Kulübü resmi internet adresinden şu ifadelere yer verdi. Beşiktaş-Bursa Spor karşılaşması sonrası Vodafone Arena'nın yanı başında gerçekleşen hain terör eylemini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Şehit düşen emniyet mensuplarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Beşiktaş ile Bursa Spor camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ordu Spor Kulübü. Teröre bir tepki daha vardı ama bu seferki biraz ilginç bir tepki oldu. Ordu'da yapılan liseler arası basketbol müsabakasında genç basketbolcular İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadılar. Ama son zamanların popüler akımı Mannequin Challenge yaparak. Genç basketbolculardan maç esnasında teröre tepki. Ordu'da yapılan liseler arası basketbol müsabakasında genç basketbolcular İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını ilginç bir şekilde protesto etti. Ordu'da liseler arası basketbol müsabakaları kapsamında Ordu Açı Lisesi basketbol takımı ve Ordu Fen Lisesi karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci periyodunun başında sporcular bir anda oldukları yerde kaldılar. Son zamanlarda sosyal medyada popüler olan Mannequin Challenge bu sefer teröre tepki olarak sahnelendi. Liseler arası basketbol müsabakasında Ordu Açı Lisesi basketbol takımı ve Ordu Fen Lisesi basketbolcuları cumartesi günü Türkiye'nin kalbine ateş gibi düşen terör saldırısına tepki gösterdi. Ama bu tepki diğerleri gibi değildi. Maç devam ederken bir anda oldukları yerde dona kalan basketbolcular, teknik ekip ve tribünler Mannequin Challenge yaparak teröre tepki gösterdi. Bench'te yer alan basketbolcular da asker selamı verdiler. Tribünlerde yer alan seyirciler de hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak teröre tepki gösterdiler. Kadınlar Basketbol 1. Lig 14. haftasında antrenör Hakan Yiğit'in de eski takımı olan Urla Belediyespor ile karşılaşan Ordu Spor, İzmir'de ikinci deplasman galibiyetini kazandı. Deplasmanda Urla Belediyesi'ni 57-65 mağlup eden Pota'nın menekşeleri İzmir'de sanki evindeymiş gibiydi. İzmir sanki Ordu gibiydi. Kadınlar Basketbol 1. Lig 14. haftasında antrenör Hakan Yiğit'in de eski takımı olan Urla Belediyespor ile karşılaşan Ordu Spor, İzmir'de ikinci deplasman galibiyetini kazandı. Deplasmanda Urla Belediyesi'ni 57-65 mağlup eden Pota'nın menekşeleri, İzmir'de sanki evindeymiş gibi karşılandı. Ordu Spor baş antrenörü Hakan Yiğit ve yardımcı antrenör Çağatay Saltık'ın uzun süre çalıştığı Urla'da maça çıkan Ordu Spor'u İzmirli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kenar yönetimi ve oyuncuların ailelerinin çoğunlukta olduğu taraftar topluluğu
Pota'nın menekşelerine maç boyunca destek olurken galibiyeti maç sonu birlikte kutladılar. Ordu sporlu oyuncular maç sonu taraftarlarla birlikte fotoğraf da çektirdi. Öte yandan İzmir'de galip gelen Ordu Spor, Ordu'ya dönmeden transferi de patlattı. Ordu Spor geçtiğimiz hafta takımdan ayrılan Gökçe Çapar ve Süreyya Yasemin Atınç'ın boşluğunu Samsun Canik Belediye'den transfer ettiği 1.88 cm'lik uzun forvet Niray Sena Aral ile doldurdu. Urla Belediye Spor galibiyetiyle kendine gelen Pota'nın menekşelerinde yeni transfer Niray Sena Aral çifte lisansla oynayacak. 19 yaşındaki uzun forvet çifte lisansla hem Samsun Canik Belediye hem de Ordu Spor formasını aynı anda giyecek ve antrenmanlara katılmadan maçtan maça Ordu'ya gelecek. Baş antrenör Hakan Yiğit, Sena'nın genç olmasına rağmen iyi bir oyuncu olduğunu belirterek kendilerine katkısı olacağına inandığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, maddi sebeplerden dolayı bu oyuncuyla birlikte transferi noktaladıklarını söyledi. Voleybol erkekler 2. lig 3. grupta 7. hafta geride kaldı. Grubun 7. haftasında Ordu Spor galibiyet serisini sona erdirdi. Kazanmaya devam eden Akkuş Belediyespor ise zirvenin yeni sahibi oldu. Voleybol erkekler 2. lig 3. grupta 7. hafta geride kaldı. Grubun 7. haftasında Ordu Spor'un galibiyet serisi sona erdi. Kazanmaya devam eden Akkuş Belediyespor ise zirvenin yeni sahibi oldu. Erkekler voleybol 2. lig 3. grupta 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Akkuş Belediyespor, Arhavi Belediyespor'da liderliği aldı. Geride bıraktığımız hafta sonu bir diğer Ordu temsilcisi, Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atatürk Spor Salonu'nda mücadele eden Akkuş Belediyespor, Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni çok rahat geçti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Akkuş erkek voleybol takımı, 20 puanla uzun zamandır liderliği elinden bırakmayan Arhavi Belediyespor'dan koltuğu devraldı. Haftaya lider olarak giren Akkuş Belediyespor, 8. hafta ise bu hafta liderliği elinden aldığı Arhavi Belediyespor ile Akkuş'ta oynayacak. Ordu Spor erkek voleybol takımı ise 7. hafta maçında ligin güçlü takımı Fındıklı Spor'a 3-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Voleybol 2. lig erkekler 3. grupta mücadele eden Ordu Spor erkek voleybol takımı haftayı mağlubiyetle kapattı. Fındıklı Spor karşılaşması öncesi 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Ordu Spor güçlü rakibine Ordu'da boyun eğdi. Her seti çekişmeli geçen karşılaşmada Fındıklı Spor'a kendi evinde 3-0 mağlup olan Ordu Spor 8. haftaya 6. sırada girdi. Ordu Spor rakibine 22-25, 23-25 ve 22-25'lik setler sonucunda mağlup oldu. Ordu Spor erkek voleybol takımı 8. haftada grup sonuncusu Gerze Gençlik Gücü ile deplasmanda mücadele edecek. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Değil 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0. ve 57. kilometreleri arasındaki müftelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 21.10.2016,
21-12-2016 tarihleri 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Piraziz, Tirebolu yolunun 0. ve 74. kilometreleri arasındaki müftelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 31-10-2016, 31-12-2016 tarihleri 08-18 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Konya, Beyşehir yolunun 19. ve 21. kilometreleri arası patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün sabah 10-16 saatleri arasında ulaşım aralıklarla sağlanıyor. Gebze, İzmit kesiminde 0. ve 37. kilometresinde Çayırova Köprülü kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın güney tarafından İstanbul'dan gelip Bayramoğlu'na giden kol ile otoyoldan gelip köprü üstünden geçerek Bayramoğlu'na giden kollar trafiğe kapatılacak olup Bayramoğlu istikametine gidecek sürücüler için kavşağın bitiminden sonra ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kütahya, Eskişehir yolunda çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle her gün 07-19 saatleri arasında bölünmüş yolun her iki yönünde müftelif kesimlerde yolun sağ şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yusufeli, İspir yolunun 34 ve 44. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacağından saat 9.30, 10, 12, 13, 15, 15.30, 17.30, 18 ve 20.07 saatleri arasında açık olacaktır. ...47 il 282 noktada doğa dostu hizmet anlayışıyla hizmetin gülen yüzü Turnagaz yol durumunu sundu.